vereceğim. Suç, yani dava açmışsınız da suç duyurusunda bulunacağız. Hakimlerle ilgili fişleme yap. Suçlamada bulunmuşlar. Biliyorsunuz MİT CHP'lileri bu haberimden sonra fişlediğini doğrulamıştı. Onunla ilgili bir yakalama kararı çıkartmışlar benimle ilgili. Geldik işte ifade verdik. Ben hakim beye zaten bu doğru dedim. Meclise taşındı. MİT kaldı ki bunu kabul etti. CHP'lileri fişlediğini kabul etti. Hatta şunu dedi, yani biz fişledik ama hani işte iyilik olsun diye fişledik. Kötü niyet yok gibi bir açıklama yapmıştı meclisteki bir soru önergesine verdiği cevapla ilgili. MİT'in CHP'li milletvekillerini fişlemesiyle ilgili bir haber. Ondan dolayı gözaltına yakalama kararı var. Çünkü terörle şube müdürlüğünden geldi arkadaşlar, ekipler. 7 kişi geldiler eve. Terör kapsamına soktukları için o MİT dosyasını. Onun için geldiler evde, işte iddianameyi gördük zaten. Komik bir iddianame. Yani hem MİT ben fişledim diyor, evet kabul ediyor. Biliyorsunuz o şöyle bir fişlemeydi. Devlet ihale verirken, ihale vermeden önce MİT müsteşarlığından belge istiyor. Ve MHP'li ve CHP'li müteahhitlere, iş adamlarına ihale vermiyorlar. Ben bunun belgesini yayınlamıştım. Kabul ettiler. Hem kabul ediyorlar, hem doğru, hem hukuksuz bir iş, hukuksuz bir işlem. Hem de bugün beni casusluktan dava açmışlar ve yakalama kararı. Komik bir şey. Türkiye'de çok komik şeyler oluyor. Diğerleri hakaret güçü. İşte adam bana hakaret, iftira attı demiş, hakaret demiş. Bu şey ise terör dosyası bu. Yani terörün evime gelmesinin nedeni bu. Başka. GDO dosyası var zaten. Onunla ilgili de zaten mahkemede söyledim. Süs kime vereceğim çünkü imha ediyorlar o dosyayı. Ben hepsini yazdım Twitter'dan da yani mahkemede söyledim. Hepsinin belgesini vereceğim. Tamam. Dedim. Tamam arkadaşlar.